Türkler Birliği üyeleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onlar serbest bırakılınca Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinde Türk Tabipler Birliği üyeleri gözaltına alındığı zaman onların gözaltına alınmasına tepki olarak yazdığı yazı çokça konuşulmuştu biliyorsunuz. Dün bir meslektaşımız Zekeriya Say, Akit Gazetesi'nin arşiv müdürü bir yazı çıkarttı ortaya arşivden. İnanamayacaksınız. Seyhun bize şu iki yazıyı, evet, yazılardan biri, yani soldaki Sözcü Gazetesi'ndeki yazı, önceki gün Türk Tabipler Birliği başlığıyla çıktı. Diğer yazı ise Yılmaz Özdil'in Sabah Gazetesi'nde, yani Hürriyet Gazetesi'nden bile önce Sabah Gazetesi'ndeyken yazdığı yazı, 15 Mart 2016. Soldaki yazı, evet işte bu. Yeni yazıldı Sözcü Gazetesi. Sağdaki yazı 15 Mart 2016 2006 tarihinde yazıldı. Cümle cümle, kelime kelime aynı. Sadece başlıkları değiştirip, bir de fotoğrafları tabii. O arada tabii yaşlanmış Yılmaz Özdil. Muazzam ya, harika. Harika. Yalnız Sözcü Gazetesi'nin yazarlarının genel huyu bu biliyorsunuz. Az aşağı doğru kaydırma şansın varsa belki onları vatandaş görür. Bak Engöz'e damat adayıdır. Engöz'e damat adayıdır. Hemen herkes kızını doktorla evlendirmek ister. Hemen herkes bir doktorla, aradaki bir kelimesini atmış baba. Enteresan. Küçük dokunuşlar var, sihirli dokunuşlar var. Şarkıdır. Afrodizyaktır. Doktor Civan'ım seni istiyorum. Aga sen yani mesela Sözcü Gazetesi'nin genelliği yönetmeni Yılmaz Bey, yazınız geç kaldı. Yazı göndermeyecek misiniz diyor. Yılmaz Özdil'in asistanı diyor ki ya 2006'da sabahta yazdığımız bir yazı vardı. Koy onu gitsin işte. Güzel. Yalnız bak bunların hepsinin huyu böyle. Her aralığın 23, 24, 27 Aralık yani hangi güne denk geliyorsa artık yazısı, o güne Emin Çölaşan'da bir Menemen yazısı koyar. Öyledir o. Bir bize göstersene şu Emin Çölaşan'ın menemenlerini. Bak mesela şu anda ekranda bir yazı var. 22 Aralık 2000. Emin Çölaşan, adı Mustafa Fehmi Kubilay, baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep diye başlıyor. 23 Aralık 1930 sabahı, bundan tam 70 yıl önce Menemen'de diye devam ediyor. Bana bir tane daha göster. Bu 2000 senesine aitti. Bu 2001 senesine ait, adı Mustafa Fehmi Kubilay, baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep, Giritli bir ailenin çocuğu. 23 Aralık 1930 sabahı, bundan tam 71 yıl önce. Ha, 70'di 71 diye değiştirmiş onu. Güzel. Başka bir yazı daha göster bize. Bu 2001'di. Bu 2002. Bundan 72 yıl önce. Aradaki şey, kontür var ya, taksimetre gibi, kontürü değiştiriyor. 70 olmuş, 71, 72. Bir yazı daha göster bize. Süper. 73 yıl önce bundan tam bir... İşte bu. Arkadaş, yani insanın kendinden araklaması falan mesele değil. Ama böyleler yani. Yani yapacak bir şey yok. Biz yani aynı konu üzerine her sene görüşlerini değiştirmediğin ya da olduğun yeri muhafaza ettiğin sürece tabii ki benzer yazılar yazarsın da dönemin dinamikleri hiç mi değişmiyor ya? Ya ben de mesela her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde benzer yazılar yazıyorum. Ama en azından mesela o senenin gün ihracatı rakamlarını alıyorum. Gün ithalatı rakamlarını alıyorum. Onlarla ilgili karşılaştırma yapıyorum falan mesela. Ya ben de tamam her demek yılbaşı yaklaştığında Noel ağacı süslemesi üzerine yazılar yazıyorum falan ama hani al o yazıyı koy baba üzerine bundan tam işte 2018 yıl önce falan değil tabii yani öyle yazılar yazmıyoruz ya. Neyse. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Yani bir insan kendi eski yazısını yayınlar. Çetin Altan falan bunu sıklıkla yapardı falan. Ama hani altına en azından bu yazı işte şu tarihte yayınlanmıştır diye not düşerlerdi. Bu öyle de bir şey değil. Bu bayağı kendinden araklama ve kendinden araklamayı şöyle tanımlıyor Amerikalı basın otoriteleri ve ombudsmanlar, yani meslek ombudsmanları. Diyeceksiniz ki adam kendi yazısını koymuş, ne var kardeşim? Hayır. Amerikalı basın otoriteleri bunu şöyle tanımlıyorlar. Aynı ödevi her sene farklı farklı hocalara tez olarak sunmak gibi anlatıyorlar bunu ve bunun da bir tür intihal olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla da bu mesleki olarak da doğru değil.